Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar, ben Kolombiyalı Üstad. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Morpheus Pro'ya fix atacağız. Yapamayan arkadaşlar 1071 RC'sine girebilir, altındaki çağrı da ekleyebilir usta. Şimdi öncelikle arkadaşlar açıklama kısmından vereceğim linkten şu Morpheus RAR'ı yükleyeceksiniz usta, tamam mı? Detaylı bir şekilde anlatacağım size bunu. Burada bu ne? Heh, bu bas. Bu burada kalsın, ona geçeceğiz. Neyse, bunu açın arkadaşlar. Buradan Morpheus'a girin. Buradaki Morpheus Pro dosyasını masa üstüne atın usta, tamam mı? Her şeyini, bütün hatalarını tek bir videoda hazırladım. Ondan sonra arkadaşlar şöyle çıkardınız ya, girin usta, bunu kurun. Kurduktan sonra masa üstüne uygulaması olacak, hemen girmeyin abi, tamam mı? Burada arkadaşlar dur, ilk önce onu yapmamız için DLD dosyasını ayırmamız lazım. Tabii ki de. Mesela Cray'in içinde bu var, tamam mı? Bunu alıyorsunuz, buraya atıyorsunuz SBS dosyasını. Ondan sonra dosya konumunu açtınız mı? Açın abi bunun içine, atla deyin. Devam. Ha, attınız. Şimdi bu full sürüm, sadece full oldu. Şimdi buna nasıl fix yükleyeceğinizi biliyorsunuz mu? Morpheus'a giriyorsunuz tekrardan dosyasına. Ondan sonra buradan ikinci olan fix yükleyeceksiniz. Usta bunu yapmanız lazım. Bakın. Dur. Hah, bunu. Bunu kurduktan sonra tabi size şöyle bir hata verebilir arkadaşlar Windows 10 kullananlar. Denetim masasına girdiniz ya. Burada özellikleri aç, kapanması lazım. Hah. Şimdi bekleyin arkadaşlar burada. Şimdi şu netler sizde tikli olmayacak. Bunları tikleyin, tamam deyin, biraz bekleyin. Windows bunu algılasın ilk önce. Yoksa böyle Morpheus'un uygulamalarını ya da başka bir oyun fixlerini yükleyemezsiniz arkadaşlar. Ek dosyalarını yükleyemezsiniz. Neyse, kurduktan sonra Morpheus RAR'ı açın. Bunu açın artık. Uygulamayı açın çünkü işimiz var içinde. Ayar göstermeyeceğim, şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar açtıktan sonra şu arada fix olacak, anladın mı? Şimdi bunlar sizde yok. Neden yok? Çünkü daha fix atmadık. Fix'i yükledik sadece. Uygulamasını yükledik. Fix bekleyecek. Onu nasıl yapacağız biliyorsunuz mu? Şu açıklama kısmında verdiğim RAR'ı, Üstad Sensei RAR'ını, tamam mı? Açacaksınız. Şu şurada şöyle duracak usta. Ondan sonra geçin. Bu bilgisayara gelin abi. Ondan sonra yerel Dix. Ondan sonra dosya işte Windows'un dosya uygulamasına girin usta. Lan bu ses nereden geliyor? Buradan screen B'yi bulun. Hah, burada. Morpheus'un şeyi bu arada. Şimdi fix yüklemeden önce, tamam mı? Burada tek sadece Morpheus vardı. Şimdi bir tane daha var. Burada en üsttekine tıklayın. Burada sizde hiçbir şey olmayacak gülüm. Bunu alın usta. Böyle gidin bunun üstüne bırakın. Bekleyin fixlerin hepsini atsın. Çünkü morph açtığınızda hata, çok büyük hatalar alabilirsiniz. Tamam, bekleyin fixi yüklesin. Ondan sonra Morpheus'unuzu şöyle hemen ben de yapayım. Morpheus'unuzu kapatın, açın usta. Ondan sonra açın abi fixinizi. Şimdi siz açtınız, burada fix yok. Neden? Şimdi burada siz fix görmeyince bana küfür edeceksiniz. Doğru mu? Doğru usta. Bunu nasıl düzelteceğiz? Arkadaşlar şimdi dosyasına fix'i attık. Tamam, attık sadece. Yine attığımız RAR'ı açıyoruz. RAR'ı, dosya RAR'ımızı. Tamam, dur bakayım. Kapat acı gülle şunu. Şimdi şöyle bir büyütelim ekranımızı. Tamam, büyüttük. Bak, bunu böyle tutun. Bunun içine atın. Tamam. Bak arkadaşlar unutmayın. Dur, bende olduğu için böyle daşak gibi bir hata veriyor. Neyse, hayır diyelim. Hayır. Tamam da. Yeter, kapan. Ne yapayım? Neyse. Verdiniz. Bütün hepsi buraya yüklenecektir. Ayarınızı yapın. Tamam mı? Şimdi geldik bir önemli konuya diye daha. Bazı gerizekalı yetme türeme arkadaşlarımızın sürekli karşılaştığı arkadaşlarımız şöyle bir hata veriyor. Giriyor abi sistem ayarlarına. Buradan ses ayarlarına geliyor. Tabi burada sizde böyle ya. Girin usta bunu, mikrofon şey yapın. Screen B yapın. Çünkü morph'ta RC'de sesiniz morph'ta gelmez. Burası zaten nadiren olur. Bunu mango olarak değiştirin, fullleyin. Bunu ikinci yapın arkadaşlar. Sizde bunlar full olacaktır. Bunları kapatın. Tamam mı?
Mesela morpu kapattınız ya bak. Dur. Burada olmuyor. Mesela bakın. Aşağıya bakın. Bakın sesim geliyor değil mi? RC'de. Şu anda RC'de sesim geliyor. Morphbox kapatıyorum. Bak arkadaşlar aşağıda ses gitti. Neden? Çünkü Morphbox açık olmadığı için. Bunu nasıl kapatacaksınız? Morph açık, morph olmadan RC'de konuşacaksınız. Burada en üstteki sizin şeyinizi, mikrofonunuzu tekrardan yapıyorsunuz. Bakalım sesiniz yine düzeldi. Tabii şimdi bas ayarlarına gerek usta. Girin abi bas ayarlarına. Buradan burada mic yazar. Şunu mic yapayım da yanlış anlamayın. Buradaki mic arkadaşlar sizde şöyledir. Bunları böyle fullleyin. Ondan sonra bunu böyle fullleyin. Şu anda sesim hayvan gibi geliyor değil mi? Bunu kısacağız. Kulaklarınız patlamasın diye. Şimdi bunu kapattık ve mikrofona yaklaştım ben. Buradan screen bir olan mikrofona giriyoruz. Sizde bu da böyledir. Bununla gidin. Düzeysel midir? Yani öyle bir şey yapın. Tabi bunun pek önemi yok. Şu da ses kartınızdır büyük ihtimalle. Bunu da fullleyin. Şimdi bir deneyelim. Ben bir morpumu açayım. Ama onun için burayı değiştirmem lazım. Onunla da hiç uğraşılmaz. Her neyse arkadaşlar, videoyu izleyen ve videoda Morphbox'u full yapan, Morphbox'u fix atan arkadaşlar videoya beğensin. Açıklama kısmına, açıklama kısmı diyorum, yoruma istediği bir yorum yazsın. Hata mı aldınız abi? 126-502-70'e gelin. Kolombiyalı üstad sizlere daim yardım edecektir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.